taraftar kavga eder mi? Ediyor. Yani taraftar için kavga etmek bir dönem daha farklı bir göstergeydi. Yani şimdi yaşı biraz daha büyük olanlara bunu sorduğumuzda bize söyleyeceği cevap doğrudur. Ya bir zamanlar ettik ama şimdiki aklım olsa etmem diyebilecek olan bir kuşak var. Ya da ya durduk ya da niye şimdi Göztepe'lerle kavga edeyim? Ya da Karşıyaka'larla kavga edeyim? Daha gençler açısından durum daha farklıdır. Yani kendini gösterme, kendini ortaya koyma için bunu söyleyebilir. Hatta o rekabeti yaşamadığı halde bunu söyleyebilir. Ama şimdi biraz daha yaşamaya başladığınızda işlerin farklı bir yere doğru gittiğini görürsünüz. Takımın bir kötü anında işler doğru gitmediğinde, iyi gitmediğinde bir bakıyorsunuz ki takımın arkasında dururken takımın önüne geçmeye başlıyor taraftar grubu. Kendini kulübün sahibi gibi görebilme gibi bir şey var, duygu var insanımızda. O zaman oyun alanında da işler kötü giderken daha kötü gidiyor. Yani koşulsuz olarak her ne olursa olsun, takım yenik duruma da düşse, gol de kaçırsa, iyi de oynamasa takımın arkasında durma konusunda ülkemizde sorun var. Ben İzmirspor'da oynadığım zaman bizim Talebe Çayırı Hatay Caddesi'nde kötü oynuyoruz ligde o zaman, iyi gitmiyor. Türkiye Kupası'nda da amatör kümeden bir takıma elendik. Ve salı günü idmana başladığımızda Eşrafpaşa'dan taraftarlar geldi. Ne için geldiniz dendiğinde de futbolcuları dövmeye geldik dediler. Biz çok gelişmedik. Biz bir yerlerde takıldık kaldık. Bizi bir yerlerde takılı kılan da duygusal yanımız. Biz geleceği öngören, gelişen insanlar olamadık. Yaşamın daha sağlam yürüyebilmesi için, ilerleyebilmesi için insanın gelişmesi lazım. Biz futbolcu olarak, insan olarak pek gelişmedik. Türkiye'de taraftarlar oyunun kendinin ellerinden gittiğinin farkına vardıkları anda aslında şunu yapmaya başlayacak, yapmaları gerekiyor. Rakipleri ama aynı zamanda paydaşları. Yani Karşıyakalılar, Göztepe'ler, Fenerbahçeliler, Trabzonlular, Galatasaraylılar fark etmiyor. Sakaryalılar, Eskişehirliler. Bunların hepsi aynı yolun yolcusu. Ve aynı yolun yolcusu olarak kaybetmek istemiyorlarsa bu oyunu, oyun tamamen ellerinden gitmesini istemiyorlarsa birbirleriyle dayanışmak zorundalar. Ve bu dayanışmayı başaramazlarsa tribünlerden daha hızlı dışarıya doğru atılmaya başlayacaklar. Çünkü adım adım Türkiye'deki bilet fiyatlarıyla, uygulamalarla ve özellikle getirilmeye çalışılan bu yasaklarla taraftarlar buradan dışlanıyor. Federasyon başkanı dedi ki istemediğimiz taraftar gelmiyor. Şimdi kimi isteyip kimi istemediğimizi kim belirleyecek? Ve neye göre belirleyeceğiz? Meselesi aslında çok önemli bir sorudur. Ve o soru aynı zamanda siyasal bir sorudur. Taraftarlık anlayışının daha yapıcı hale gelmesinde İzmir önemli bir yer teşkil edebilir. Çünkü semt aidiyetinin doğurduğu bir taraftarlık anlayışı İzmir'de zaten mevcut. Bunun için de yerel yönetimlerin, İzmir'deki kulüplerin bu doğrultuda çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. İzmir kulüplerinin çok önemli bir tarihi var. Ama bu tarihin yansıdığı belgeler yok. Bu Türkiye'nin genel bir sorunu aslında. Ve İzmir kulüpleri hali hazırda bu insanlar henüz yaşıyorken, çünkü bir kısmını kaybetmeye başladık, bunu belgelendirmeleri, yani yarın bir gün bakın bizim tarihimizde bunlar vardı, oynayan futbolcular, teknik heyet, teki yer alan isimler, yöneticiler, yani o dönemde yaşayan gazeteciler, belgeler, futboldan bahsedeceksek futbol aynı zamanda tarihsel bir belleği de beraberinde getirebilecek bir oyundan söz ediyoruz. O yüzden söz konusu olan bu alanla ilgili olarak özellikle İzmir kulüplerinin hangisine gidersek gidelim elinizde böyle ya bu bizim tarihimiz diyebileceğimiz bir şey yok. Daha derli toplu, daha fazla o hikayeleri bizim önümüze koyabilecek, işte taraftar hikayelerini, fotoğrafları toplayabilecek bir belleği yaşatabilecek vurgular. Bunları yapmak gerekiyor. Çünkü bu da o az önce sözünü ettiğim taraftar kulüp bütünleşmesinin önemli parçalarından bir tanesidir. Ya ben de oradaydım. Ben de o deplasmana gitmiştim. O tribünde ben de vardım. Ben de onu yaşamıştım diyebileceğiniz
görsellerle, anekdotlarla bunu zenginleştirebilecek kulüp tarihlerine, kulüp müzelerine, belgelere ihtiyacımız var. İzmir kulüplerinin bir an önce yapması gereken şeylerden biri de budur. Bu da bir örnek olacaktır. Yani Türkiye'de futbol, bu topraklarda futbolu başlatan kulüpler aynı zamanda bunu yaparak da öncülük edebilirler. Şimdi bizim semtteki insanları bir araya getirmek için semt kültürünü, mahalle kültürünü sürekli ve yaşanabilir kaliteli bir hale getirebilmek için işte çeşitli araçlar geliştiriyoruz. İşte futbol kulüpleri bunlardan biri. Taraftar kültürüyle mahalleyi, kenti bir araya getirme çabası ya da işte bir takım belediyeler eliyle geliştirilen işte kurslar vesaire, el becerilerini geliştirme şeyleri yapılıyor. Ama bunların hepsinin ya çok ekonomik odaklı olduğunu görüyoruz, yani genelde konuşuyorum bunu, ya da çok fazla bireysel odaklı, yani kişisel becerileri geliştirmeye yönelik projeler olduğunu görüyoruz. Bunu daha çok mahallenin mahalledeki aidiyeti, insanları bir araya getirme, birbirini tanıma amacı gibi bir amacı odağa koyarak bunun üzerine projelendirilmiş ve şekillendirilmiş eylemler değil bunların hiçbiri. Özü güçlü olmayınca dönüştüğü biçimde çok arzulanan bir noktaya götürmemiş mahalle kültürünü geliştirme açısından. Şimdi bu biçimiyle giderse ne evrilir onu çok bilemiyorum mevcut şeyler. Yani çok öngöremiyorum ama ya da öngörmek istemiyorum. Çünkü çok hoş şeyler düşündürmüyor bana sonunda ulaşacağı nokta açısından. Çok atomize olmuş, çok parçalanmış bir toplumsal hayata doğru, çok postmodern bir hayata doğru gitme riski var. Böyle bir toplumsal mevcudiyetin. En çok üzerinde konuşulması gereken şeylerden bir tanesi bu taraftar meselesidir, taraftar profildir. İzmir takımları kendi takımlarını yaratmayı sürdürmek zorundalar. Bunun yolu da kulüp ve taraftar bütünleşmesinin yönünü daha fazla açmaktan geçer. İzmir takımlarının şöyle bir avantajı var. İstanbul takımlarından farklı olarak. İstanbul semt içinde bulunan ilçeler birbirinden farklı, dünyalar farklı yerler. İzmir ise hala daha küçük, daha kendine özgü yapıları içinde barındırma potansiyeline sahip bir yer. O yüzden de İzmir'deki takımlar taraftarlarını kendi içlerine taşıyabilecek bir takım özellikleri, projeleri hayata geçirebilirler. Yani bu Avrupa'nın pek çok kentinde uygulanan taraftar kulüp bütünleşmesi yoludur. Ve Türkiye'de de yapılabilir. İzmir bunun belki de anahtarı olabilir. Böyle bir potansiyele sahip çünkü İzmir. Yani Karşıyakalısı, Göztepe'lisi, Altay'ı, Altınordu'su, İzmir Sporu, Bucası fark etmez. Hangisi yaparsa diğerlerinin önüne geçecektir. İzmir futbolun başladığı yerdir. Futbolun başladığı yer olarak da futbolun Türkiye'de dönüşümüne ve farklı aşamalara gitmesine hala yön verebilecek olan bir yerdir. O bu potansiyele sahip çünkü. Çünkü İzmir hala İzmir'in yetiştirdiği futbolcusu, teknik isimleri, medya mensupları hala bu yapının içerisinde önemli bir yer teşkil ediyorlar. Her ne kadar İzmir bunun farkında olmasa da hala önemli bir yerdeler ve daha iyi yerlere gelebilirler. Biraz daha desteğe, biraz daha cesarete ihtiyaçları var. Bizim genel anlamda Türkiye'de futbola dair çok konuşuyoruz, çok sözü, çok sevdiğimizi söylüyoruz. Ben sevdiğimiz kanaatinde değilim ama bu kadar konuşmamıza rağmen ortada hala da futbola dair gerçek anlamda bizim söylediğimiz ve dünyaya mal edebildiğimiz iki çift lafımız yok. Nokta.